Selamünaleyküm, herkese merhaba. Saygıdeğer büyüklerim, sevgili küçüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizinle Mercedes'e dair yaptığım şeyleri konuşacağız. Arabayı aldıktan sonra bazı işler yaptık tabii. Genellikle aldığım zaman ilk müdahalelerim arabanın içine oluyor. Ne kadar ne olursa olsun hani önce bir kafama göre içerisini temizlemek istiyorum. Hani basit o Covid-19'a dair temizlikleri yaptık zaten. Sonrasında işte ben sigara kullanmadığım için sigara kokusu beni rahatsız ediyor. Onunla ilgili ilk girişimleri yaptık. Bu video size sunum şeklinde olacak. Yaptığım şeylerin çoğuna video çektim, onları anlatacağım. Arabayla ilgili bir iki güncelleme yapayım. Şu aşamada Golf'ü satıyorum. Ama şey değil, hani böyle bir para kazanç alışveriş değil de bir yakınımızın aracı satılık oldu. Üç büyük markadan bir tanesi. Onu hani alabilirsek alalım diye Instagram'dan görüşüyorum bu konuyu. İkincisi, arabayla ilgili işte bahsedeceğim, direksiyonu yaptık. Direksiyon yamuk diyecekler gidişi. Solaydı, rotcumuzla görüştük. Bu sefer sağa kaçtı biraz. Onun harici başlayalım. Sigara kokusu dedik. Ben evde kendim kullanacağım ürünlerin çoğunda çok macera aramıyorum. Bilindik markalar kullanıyorum. Vürt'ün şeylerini aldım. Koku giderici spreyini. Onda sadece sıkıntı şu. Piyasada 130 liraya da 500 cc'lik şey var. Koku giderici var. 65 liraya da. Ben 65 liralık olanı aldım artık. Hani sahte vesaire bilmiyorum. Sonra da anlaştık ki son kullanma tarihine 2-3 ay var. Hiç problem değil. Yarı yarıya. Benim işimi gördü. Ben onu bir şekilde kullandım. Nerelerde kullandım? Kaan'la konuşurken videolarda falan da görmüşsünüzdür detaycıları. En çok tutan yerler, özellikle sigara içen insanlarda, şu alandaki kumaş döşemeler, tavan yani. Bir de emniyet kemerleri. Dokusu çok yoğun olduğu için. Emniyet kemerlerini çekip onu video çekmiyorum. Gecenin bir saatinde yaptım. Çok ciddi fark etti. Fakat yine sıfırlamadı. Sonra fotoğraf paylaşacağım. Şu orta kısım sigara vesaire hani şey olduğu için oraya kül aralardan artık girmiş, boşluklardan, havayla bilmem neyle. Burayı söktüm. Aynı zamanda AUX için de buranın sökülmesi gerekiyordu zaten. Onu da size şu an gösteriyor olurum. Oraları temizledim. Daha önemlisi, onun için videomuz var. Kabin filtresinin değişmesi gerekiyor. Çünkü ister istemez o içindeki aktif karbon ve filtre materyali kabin filtresinin içine çekiyor sigara kokusunu. Onunla ilgili videomu size göstereyim. Önce yolcu tarafının altındaki kapağı sökeceğiz. Aşağı inip bir daha ana torks almak zorunda kalmadığımı memnun oldum. Çünkü hani zor oluyor ekipmanı al gel. Kaçmış bu? 20'ymiş. Buradaki civata var. Kırılmasın diyor. Bayağı sert geçirmişler. Allah.
kırlamasın diye bayağı sert geçirmişler. Şimdi filtreyi sökeceğim. Filtrenin kapakları geçme diye tahmin ediyorum. HVAC unit, yani heat, ventilation, air conditioning unitleri şöyle. Doğru mu tahmin ediyorum bilmiyorum. Pardon. Merkezde toplanacak. Burada kaydırma yok. Bunlar şey, geçme gibi. Görmüyorum şu anda. Bunları şey yapmam lazım. Yönlerini. Bunda da biraz sıkışmış. O kapağı. Bunlar öyle kalsın. İçerideki her şey kalsın. Yani paspasları da sildiyse. Olsun. Aktif kömür koydum. Paspası dışarı aldım. Bir bakalım şimdi. Önce çalkalamam lazım. Burada da evden süpürge getireceğim. Bir iki pislik olanları da alırız, temizleriz. Malzeme de şu. Silikon sprey de yapacağım. Motorda aslında çok gerek yok da bir iki yere bir temizleyici sıkayım dedim. Talimatlarına göre uygulayacağımız malzeme bu. İşte bu içinde boyalardaki gibi tıkır tıkır bir tane bilye var. Bunu iyi çalkalamamız lazım ki o içindeki antibakteriyel şeyi sağlayan, koku gidermeye sağlayan kimyasallar karışsın. Gümüş var mı bilmiyorum. Dimetil eter diyor. Başka farklı şey, gümüş yok. Gümüş çok güzel bir antibakteriyel ajan ama insan sağlığına bayağı zararlı. Air conditioning, yani klima kapalı olacak. Maksimum çevirmeye bağlı olacak. İçeride döndürme açık olacak. Şunun her yer olması lazım. Aynen. Bu tabi bunu direkt solumamak lazım. Şurada çalıştıracağım. Arka şeyler açık mı? Motor temizlerken timelapse yaptım. O arada yarım saat kapalı kalacak. 5 dakikadan biraz fazla çalıştı. Püskürtmeyi bıraktıktan 1-2 dakika sonra motoru kapattım. Yarım saat kapalı kalacak o. Motoru temizledim. Buradaki işte cam suyu renkliymiş, boyalıymış onun artıklarını. Bir de şu kapağı test için temizledim. Daha ayrıntılı şeyler yapacağız. Hani bunlar birazcık vakit geçirme, biraz arabayla birbirimize alışma şeyleri. Ama sonuç güzel oldu gördüğünüz. Kullandığım şey de her zamanki detay fırçaları. Eski bir detay fırçasını kullanabilirsiniz çünkü çok kirleniyor. Bir de Würth motor temizleyici. Böyle bakalım. Polen filtresini beklerken ayırdım 3 tabakaya. Şu artık bir süzücü bir tabaka, elyaf gibi duruyor. Bu kağıt veyahut da şu maskelerde kullanılan hakiki süzücü, süzücü tabaka, muhtemelen partikül süzücü. Arasında da az önce size göstermiştim.
Netliyor mu bilmiyorum da. Bu şeyler, aktif kömürler. Bunlar işte. Şu aktif kömürün biraz daha incesini bu şeye yapmışlar. Bu filtre, yani kömürlü filtre dedikleri bu. Burada bir ana şey var, pompa var. Burada bir ana üfleyici var. Şuraya ve şuraya arabaya dağıtıyor. Oralara filtre takacağız. Buraları sonra temizleyeceğim. Yani ayrıntılı bir temizlik yapılabilir. Şu an sadece geçici koku giderme amacım. Sigara kokusu için. Burası tamam. Düzenlerken fark ettim. Anahtardan bahsetmemişim. Şimdi anahtarı yenileme videosunu araya alıyorum. Bu anahtar çok kötü durumda değil. Orijinal anahtar ama görebiliyorsunuz büyük bir ihtimalle. Buralar artık çatlamaya başlamış. Şuralar eskimiş. Tabii bunu tutacağım. Şurası bakın gitmiş. Önce anahtarı sökelim. Bu orijinal anahtarı. Bu kenarda duracak. Anahtarlığı da seviyorum bunu. Hoş. Burada gözüküyordur büyük bir ihtimalle. Şöyle bir şey var. Bunu yukarı ittiğiniz zaman şu şekilde. Bu tabi mesela 212 anahtarları aynı bu şekilde olmasına rağmen nikelajı falan çok benzer. Öyle değil. Bunlar 211 anahtarları, S anahtarları böyle. Tabi arabayı da şimdi açmayayım. Gördüğünüz gibi bu çıkıyor. Bu orijinal, yani pil değiştirirken falan kullanabileceğiniz, yani normal, çok özellikli değil, bu şekilde söktüğünüz bir olay. Bu şurası genellikle daha kaliteli olduğu için bu, yani orijinallerin, bunu kullanmayı planlıyorum uyarsa. Geçen 211 aracımda uymuştu. Şimdi bunun içine baktığınız zaman şurada bir çıkıntı görüyorsunuz. Buradaki şeyi, devreyi yerinde tutuyor. Şunun tamamını. Bunu, yani görülebiliyorsa, bu şekilde tutarak söktüğünüz zaman, Siemens'miş, VDO markaymış. Şu immobilizer şey olabilir. Çok bu, hani hangi çip nedir onu çok anlamam. Ben şu nikelajı yenilemeyi denedim. Buradaki yaylı mekanizma çok gıcık. Orijinali de kullanabilirsiniz. Orijinali biraz daha bana böyle sağlıklı oluyor. Şuradaki nikelajın hafif çizik olması benim için önemli değil. Şu plastik parçaya dikkat. Hani bu düşmemeli. Düğmeler bunlar. Düğmeler burada. Bu şekilde oturtacağız.
Bu şu orijinal, bu yeni kap. Bu şekilde oturdu. Yani bu gözükür mü bilmiyorum ama kırmızı şey, şuradaki kırmızı şey yanıyor. Ben şimdi tabii arabanın kapılarını açtım, kapattım. Orijinal anahtar. Bu kadar. Yeni anahtar kabuğumuz. Deneyelim. Kitle. Aç. Bagajı aç. Dur. Olmaz. Gerektiği gibi çalışıyor. Hiçbir fonksiyon kaybı yok. Yönle ilgili biraz tereddütler oldu. Sonradan çözdüm. Onun fotoğrafını da zaten koymuşumdur. Değilse de şimdi gösteriyor olurum size. Yönünü hallettik. Hava filtresi değiştikten sonra emniyet kemerleri, şuralar, buraları daha bir de iç mekan temizleyiciyle büyük detay işlemi projesinden önce kendim yapacağım. Onu da videoyla paylaşırım. Yani kendimce yapabileceğimin maksimumunu yapıp daha sonra profesyonel detaya verdiğim zaman muhtemelen sıfır kokusunu yakalayacağız. Ben şeyi çok istiyorum arabanın içinde. Bu nappa, daha doğrusu özür dilerim, yarı anilin derilerin, o has Mercedes kokusu, gerçek derilerin içeride sadece o koku hakim olsun istiyorum. Ona getireceğiz inşallah. Şeyde hani önünde gidiyor ya, hele bu arabada da kaput yüksek olduğu için Mercedes yıldız hep dikkatimi çekiyordu. Bir de böyle değdiğin zaman yerinde kalmıyordu falan. Onu söktüm. Yenisini almak yerine dedim. Onun videoları var. Atölyemde bazı işlemler yaptım. Ona da polisaj vesaire yaptım. En son finish olarak da, bitiriş olarak da Valet Pro'nun Building Marvelous wax'ını, onun üstüne de Çin'den aldığım bu Arge Margen wax'ı, o değişik wax'ı sürdüm. Sonuç çok güzel oldu. Sizle o videoları da paylaşacağım şimdi. Bunu arabadan söktüm. Krom malzeme bu. Yani şeyim de size bahsetmiştim hani. Şu hareketleri böyle olduğu yerde kalıyor. Yayı mı eskiyor acaba dedim de aklıma şey geldi. Tabii ki yayının özelliği gidiyordur da sonuçta bunun kirlenmiştir. Takılı kalıyordur. Bir dedim ben kimyasallarla bir şeyler yapayım. Bu altındaki şeyleri temizledim. Pas olmuş, eski olmuş o metal yerleri. Sıvı gres sıktım. O şeylik gitti. Kötü yani çalışmama şeyi. Bu kendi kademesi. Çok güzel çalışıyor şimdi. Parlatacağım. Kameranın şeyi bitti, pili bitti. O yüzden böyle çekiyorum. Sonuç bayağı iyi. Yenisini almaya gerek kalmadı. Alttaki paslar içinde işte telle fazla yapmama gerek yok zaten. Hani göz önünde olan bir yer değil ama bayağı bir pasını giderip pas önleyici sıktım ona da. Paslanmaması için, korozyona karşı. Bu ikisi eğlenceli oldu.
Şimdi şey konusu var. Müzik sistemi konusu. Müzik sistemi çok güzel bunun. Harman Kardon. Logic 7. 650 watt yanılmıyorsam ya da 600 watt. Çok güzel. DVD şurada işte DVD changer var. CD. Size bahsetmiştim işte hafıza kartı vesaire diye gelecek diye. Onu çözdüm. Bu PCMCIA kartı okuyor. 2006'da NTG3 bu command yani navigasyon sisteminin kodu. O zaman böyle kartlar okuyordum. PCMCIA kartı. Ben onu eBay'den o PCMCIA kart gibi davranıp ama aslında SD kart okuyan bir şey aldım. Aparat aldım. Hatta onun da içinde micro SD var. Ama bu micro SD bir takipçimiz yazmış zaten. Ben daha önce hastanede endoskopi videolarını kaydetmek için böyle bir sistem asistanken bulup öğretim üyesi hocalarıma şey yapmıştım, vermiştim. Çünkü oradaki sistem kabul etmiyordu. Sıkıntımız şuydu. Yüksek hızlı micro SD veyahut da SD kart koyduğun zaman sıkıntı yaşıyor. Okudu ya. Elimde düşük hızlı vardı 16 GB'lık. Onu taktım. Yağ gibi okuyor. CD DVD de koyduğun zaman DVD MP3 şeklinde onu da okuyor. Fakat bir medya interface özelliği şu an için şeyin bu sistemin yok. Medya interface'te 212 Mercedes'lerde daha yüksek makyajlı kasa S'lerde falan olan burada veya 212'lerde burada oluyor ya da torpido gözünün içerisinde şey var. Çok kalın bir soket var. Ben hatta orijinal Mercedes şey almıştım. iPhone için, Lightning için medya interface'ten Lightning çevirici kablo almıştım. O sistemi kurabiliriz dedik. Araştırdım. Yine teyp sökülecek. Arkası sokete girilip oraya bir delik açılıp şeyin içerisine yerleştirilecek o sistem. Fakat 2900 TL. Ki o 2900 TL'nin içinde şey yok. Sistemden torpido gözüne olan kablo da yok. Onu da alacaksın. O kabloyu aldın. Onun ucu iPod ucu. Yani iPod interface diye geçiyor. Media interface satılmıyor. iPod interface'i taktıktan sonra bir de onun ucuna ben bir kablo daha alacağım. Yani ucu uca çok mantıklı gelmedi bana. Yani o kadar şey eklemek. Biraz vazgeçmiştim. Hadi böyle kullanalım. Almanya'dan izleyenlerimiz var. Gerçekten çok teşekkürler. Onlar beyefendi bana mesaj attı. Ya dedi ben çözdüm onda. Media interface takabilsem başka şekilde de yine başka bir firmanın yine Mercedes ile ilgili çalışan montaj videosunu gönderdi bana ama çok çok az insan seyretmiş. Pek bilinen değil. Tek bu 2006-2007'ye has olduğu için bu sistem. Video mükemmel abi. Tek tek pinleri nereye gireceğime kadar gösteriyordu. Temin ettim. Pinleri girdik vesaire biraz uzun bir süreç oldu. Çünkü Çin malı pin kullandım. O olmadı. Sonra ben BMW'ci arkadaşlarımdan şeyi rica ettim. O BMW araçlardan çıkan pinleri onlar biriktiriyormuş işimize herhalde Alman. O pinlerden bulduk. Kabloyu attım sonra işler girdi. Hastane, nöbetler, oydu buydu derken yaklaşık bir 10-15 gün sürdü. Ama ben size bir özet geçeceğim şimdi. Bir şekilde hallettim yani onu. Videoları görelim. Deri kaplı. Şu exclusive olayı bu. Bunlar falan hep deri kaplı. Aldığım bilgi yanlış değilmiş. 20 gibi diyordu. Ben de diyordum internette izlediğimde ya diyordum ne kadar hani o civataların orada gözükmesi kötü bir şey değil mi falan hani Mercedes niye bunu düşünmemiş. Tabii ben ayrıntılı bakmadım. Civata kapaklarını şöyle şuradan ben şu an kameradan bakarak yapıyorum. İttiriyorsunuz. Açıyorsunuz. Arkadan civata gözüküyor. Çok şık ya vallahi billahi. Bunların ucunu da magnetize edeceğim. Yani mıknatıslandırıcı bir aparat aldım. Hep özenirdim. Aynı gün teslimat İstanbul'da görürdüm. Ankara'da da bir firma önermiş. Aras Kurye diye. 10 lira fark vardı. Bir iki bir şey aldım. Onu da aldım. Bakalım bugün akşam 6'ya kadar getirecek. Ali Baba'dan almıştım. Gelmemişti. Gelmesi lazım diyecektim ki dememe gerek kalmadı. Şu arkadaki kapağı da az önce ittirdiğim kapağı şöyle yerine oturtayım ki şey olmasın.
Bunlar güzel çalışıyor. Önceki 211 aracımda şuraları söküp baştan greslemiştim, temizlemiştim. Bu güzel yani, çok rahat çalışıyorsa. 211'de çok güzel bir sistem yapmışlardı. Bunu söküyordunuz. Fakat cıvata olduğu yerden çıkmıyordu yani, o düşüp kaybolmasının önüne geçmek için bunları da öyle yapmışlar. Kesinlikle öyle. Gevşetmem yetti. İyi kötü eminim. Bu şase, ground. Bu sağ şurası oluyor. Sizinle de paylaşırım diyagramı. Solda ön taraf oluyor ama yine de biz bakabiliriz. Şase zaten Allah çok çok zayıf olsa da arkadakiler. Ha, görüyorsunuz, süper. Yani o şey şase. Şimdi şunlar optik, bir optik. Şu ikisi. Bunlarda da most. Ekrana mı gidiyor? Bunlarda da most varken yok. O mu? Yani ne şey, hiç bilmiyorum. Şeye de gidiyor bu Bizim arada. şeyde de NBT'de de ekrana gidiyor ya Ekrana fiber aynen. optikler. Hayalette. Diğer farklıdır teknoloji. Vıcırıklı tarafı. Aha, bir. Süper. Birden ona. Yazar aynen. Tabii. 11'den 20'ye. Şimdi ince iş olduğu için bunları çıkartacağız. Elemence şeyimiz var. Ich bin Germany. Ich bin Deutschland. Özür dilerim. Germany ne? İngilizce yok. Ich bin aus Deutschland. Ablam çok kısadır bu arada. Bayağı ya. Ulaşımı mı? Bu. Ne? Bu şeye bağlanıyor. ZN, ALE, şey. Şu. Ha. Zinc, alüminyum, 4. Kapır. Bakır da var. Joule. Çinko, alüminyum, bakır karışımı. Ve şey bu, suspan. Şey böyle, amortisörlü. Floating. Şey, airbag tutuyor. Kornayı. Şu şase, ben böyle şey yaptım. Burada bir sıkıntı var. Benim bu kablonun ucu, şeyinde ucu sol oluyor. Uca bu bağlıydı. Bu şeyde sağdı. Yani tam tersi aslında. Kırmızı sağ oluyor hep. Ben artık hani bunu biraz deneme yanılma yapacağız. Altı şase, o belli. Şey diyor. Transparente Leitung. Galiba transparan kabloyu altıya takın diyor. O yüzden hemen performanstayız. Sağ olsun, onlardan Zentri varmış. Almanya'dan izleyenimizin gönderdiği bilgilere göre o videodaki bir AUX'u aktive etmeye çalışacağım. Değilse de bakacağız. Kafa kafaya verdik. Zentri'nin içinden geçtik. AUX'u açtık. Tabii kablolamasını henüz yapmadım. Şimdi boş bir vaktimde kablolamayı yapacağım. Direksiyon dikkatinizi çekti. Cafer Ustam, Cevdet Oto'ya bıraktım. Bu direksiyon da çok temiz ha. Şey, airbag artı, ahşap onarım artı, yeni deri artı, o derilerin geçişleri düzelecek pedi. Bakalım nasip. Gel. Ne abi? Nasılsın? Akıllı çocuk. Bir tane de hani story sıkıştırmışımdır araya. MM Performance artık Mercedes retrofit de yapıyor. Mercedes ile ilgili işlemleri. Ben arayıp çekeyim, kimde lisans var? Zentri lisansı, Zentri deniyor. Eskiden şeymiş, Star Diagnosis'miş. Şimdi adı Zentri olmuş. Mercedes'in bu şeylerine, beynine girip işte kodları silme, programlama,
bunları yapan sistemin adı online bir sistem. Herkeste yok. Hemen performansı aradım en son. Kimse de bulamadım. Yani iki gün boyunca telefon trafiği. Mert ya bizde var dedi, yapıyoruz. Sen hani, hatta ben dedim yani kimseye gerek yok. Destek almamıza da gerek yok. Ben dedim tüm sekansı da biliyorum Almanya'daki video, Almanya'dan gelen video sayesinde. Onur görmüşsünüzdür işte. Girdik, şeyi açtık. Arka vites kamerası da yok bunda. Video AUX şeklinde oluyor. Video AUX'u açtık. Düz AUX'u açtık. Onları hallettim. Video AUX işini rölantiye aldım. Normal AUX'a da paralel çekip torpidonun içine bir tane Android box bile koyabiliriz. Video AUX'a girdiğimiz zaman burada şey seyredebilirsiniz. Seyredebiliriz. Nedir o? Videolar vesaireler, ama tabii orada şey sıkıntısı var. Video in motion içinde kit gerekiyor. S olduğu için o kitler de çılgınca pahalı. Yani her S'in her şeyi pahalı. Onu şimdilik yapmadım. Geri vites kamerasına şimdi ihtiyacım yok, ama Mert'le hemen performansta onun montajı da gelebilir ileride. Çok konuştum. AUX şuraya gizlenebilirdi, şu alta gizlenebilirdi. Ben yani bu arabaya binmeyi planlıyorum ve biraz da kullanışlı bir şey olsun istedim. Telefon kitini çözeceğiz. Telefon kitini çok sağ olsunlar. Telefonla ilgili destek aldım Almanya'dan beyefendi. Geliyor. Hani o çok yakında gelecek. Şu an hani şeyden dolayı maile verildi. Ama tabii Almanya'dan şey, daha doğrusu yurt dışından gelmesi uzun sürdüğü için bekliyoruz. Ama bu hafta içinde gelecek. Bu şeyin içine size gösteririm. Şurada bir tane kapak var. O kapağa bir dongle deniyor. SIM Access Profile deniyor. Yani eski bir aslında Nokia teknolojisi. Eskiler SIM Access Profile'miş ama bu yeni gelecekler 4. versiyon dongle. Oraya takıyorsun. Araba şu an Bluetooth'a bağlanıyor telefonu. Ama hiçbir hizmet yok. Yani ne görüşme izni ne bir şey. O dongle sizin telefonunuzun SIM kartının bilgilerini çekerek SIM kartınızı görüşme için kullanıyor. Ve arabanın antenini de telefonun çekmesi için de arabanın antenini kullanıyor. Tabii Apple'da bu biraz sancılıymış. Benim telefonum Android olduğu için işte sadece root gerekebilir diyorlar. O da garanti dışı bırakıyor. Bakacağız, rootsuz da çözümler var dediler. SIM Access Profile'i çözebilirsek ki çözeceğimize inanıyorum. Ya da bir tane telefon alacağım. Ya da ona SIM kart giriyor. SIM kart alır, ona gireriz. Kabul ederse sistem. Ona bir bakacağız. Onlar geliyor. O yüzden telefon görüşmesi ilgili fazla bir şeyim olmadı. Müdahalem olmadı. Bunun da o özellik var. Bu basıyorsun. 150-160 liralık bir şeyi. Bluetooth. Ve alıcısı, vericisi. Yani şey özel. Bluetooth'tan müzik oynatma özelliği kazandırıyor. Ucunda böyle 3.5 mm jack var. Ben 3.5 mm jack'ı şu an kendim bile zor gördüğüm. Siz de görüyorsunuz. Buraya aldım. Kaan kızdı bana. Haklı. Hani orijinal vesaire. Ama mesele şu. Arabaya her binişimde bunu açmam gerekiyor. Ya da gizli kablolu arkaya bir şey, o Çin malı şeylerden koyduğum zaman hem arabanın aküsünü bitirecek, hem de ses kalitesi iyi değil. Bozulduğu zaman tüm burayı bir daha sök, bir daha tak. Yani ben ona tuz dökülmüş oraya, mahveder arabayı. Ona girmek istemedim. Şimdi ben bunu arabaya bindiğim zaman, hatta bu şöyle kapalı. Tutun, burada zaten olacak. Müzik dinlemek istediğim zaman burayı açıyorum. Şurada şey. Buraya bunu taktım. Bitti. Yani bunu ben kendi kullanımda sökmem zaten de. Buradan açıyorum. Açıldı şu an. Müzik direkt bağlanıyor zaten, bir kere bağlanmış telefona. Şimdi arabadan kontrol edemiyorum şarkıları. Ne yapacağım? Ben yani kontrol etmek istiyorum. Şuradaki ileri geri tuşlarıyla mis gibi müziğimi yapıyorum. Müziği kapatacağım zaman hemen şuraya tıklıyorum. Yani direkt sanki arabadan müdahale ediyor gibi. Direksiyondan yapamıyorum ama hani arabadan müdahale edercesine buradan tık 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 bütün işimi görebiliyorum. Yani bu hoşuma gidiyor. Şimdi şey var. Ona bir girelim. Yani bu sistem buraya yapmak biraz iddialı ama arkasına özel şey koydum falan. Yumuşak, tıkırdamayacak. Çok yüksek kalite kabloyla yaptım. Onları artık bir gün uzadı dedim ya, 20 gün oldu. Bir gün gece 12'de başladım, sabah 5'te bitti. Hanım da kızdı bana. Sabahın 5'ine kadar dedim ben bu artık gurur meselesi oldu, bu işi halledeceğim. Sabah 5'te iş bitmişti. Kapandı. Bitti gitti. Şimdi o şarjlı bir malzeme. İçinden kısa USB kablo çıktı. Burada da benim şeyim var. USB 3.0 veyahut da hızlı şarj edecek malzemem var takılı. Oradan direkt takı vereceğim. Ki şarjı zaten çok uzun gidiyor.
benim için güzel bir çözüm oldu. Yani kablosu bilmem nesi osu busu dahil 3000 liraya geçecek bir medya interface bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Çünkü 212 Hacer S'deki medya interface'in sesi de benim hoşuma gitmiyordu. Yani ses kalitesi %100 değildi yani. Şimdi bununla CD kalitesinde ses alabiliyoruz. Pinleri minleri biraz uğraştırdı. Videoyu da aralara sıkıştırmışımdır, görmüşsünüzdür. Bu işi çok uzattım, kusura bakmayın. Şey, direksiyon. Direksiyonumuzu ben baktığım zaman işte ceviz detaylar şeklinde böyle yazmış. Herhalde dediğim ahşap detaylar hepsini kapsıyor. Ben sonradan o opsiyonu araştırdığım zaman arabanın şasesinde gözüken klima ya da ses yapmasın diye yaptım, üşüdüm. Bugün hava çok soğuk arkadaşlar. Yani gerçekten gündüz sıfırın üstüne çıkmıyor bugün. Bayağı çılgın şey. Gözlüklerimde fark etmişsin. Allah, gözlüklerim de yeni, fark etmişsinizdir. Çerçevesini yurt dışından aldım. Camlarını Türkiye'de yapıldı. Çok hoşuma gidiyor. Ama şu an şey var. Ciddi bir şey var. Beni rahatsız eden. Evet. Ne diyorduk? Direksiyondan bahsediyorduk. Şase numarasında şey yok. Gördüğüm kadarıyla. Hani onun farkına vardım. Ahşap direksiyon bu arabanın şasesinde kodlanmamış. Data kart deniyor. Data kartta da ahşap direksiyon yokmuş. Yani o direksiyon sorunlarmış. Zaten çatlamasından falan da belliydi. Yani orijinal Mercedesler kolay kolay çatlamıyor. Biz ne yapalım ne edelim derken konuşuyorduk işte vesaire. Biraz da böyle benim ustalarım benim hastamdır. Gelip gittiler. Uzun süredir de görüşürüz. Bu sefer biz yapalım dediler. Israr ettiler. Ankara'da çözdük direksiyonu. Konuştuğum zaman abi dedi ne yapabiliriz? Hani sıkıntı var. Bunun rengi de çok açık kalıyor diğerlerine göre. Ben dedi bu dedi başka bir şehrin işine benziyor. Biz bu işçiliği de biliyoruz. Ama hani kurtulacak bir şey varsa direksiyona biz müdahale edelim. Ama değilse şunu baştan yapacağız dediler. Zaten bakmışlar yok dediler. Şu ahşabı baştan yaptılar Ankara'da Şaşmaz'da. Ahşabın rengi arkadan yine bir trim söküldü. Çok güzel oldu yani. Renk şu şey. İkinci ben size detayları gösteriyor olurum. Bu ahşaptan şu süngerli beze yani altında yani şey bez diyorum yani deriye bu geçişler bitikti. Yani bildiğin burada bitiyordu böyle sıktırılmış gibi ahşap ya. Yani şu sanki evde ben kendim böyle faşruş kaplamışım gibiydi direksiyon. Çok kötüydü. Deri kalitesi Dakota deri yapmışlar ama o da böyle benim bu kamera bu çekimde yeni bir şey deniyorum. Bir tane ekstra ışık koydum. Yüzümü iyi aydınlatsın diye çünkü kararıyor. Onun da bağlantısı gevşek çıtır çıtır yani tık tık ses yapıyor. Arabadan gelmiyor sesi aklınızda olsun. Neyse abi dedim Cafer abiye Cevdet Oto döşemiyor bu arada. Cevdet amca o hani daha yaşını başına almış bir insan. Yine işlere müdahale ediyor ama Cafer abi yaptı bu sefer. Cafer abi dedi bu geçişleri halledebilir miyiz? Hallederiz Noyan dedi. Bentley diye geçiyor sanayide bu tedarikçilerinde şey deri Napa deri yapalım dedi. Airbag konusunda dediler hani yapılır ama orijinalinde airbag olanları biz daha çok tercih ediyoruz dediler. Çünkü onların kanalları hazır ve plastik et kalınlığı ona göre. Şimdi normal et kalınlığının üstüne bunu giydirdiğin zaman korna sıkıntısı oluyor. Hiç çalışmama sıkıntısı. Abi dedim hani benim için uğraşır mısınız? Sağ olsunlar. Kanal açtılar plastiğe. Plastiği derik olduğu zaman absürt gözükmeyecek. Yani şurayla aynı seviye gözükecek şekilde plastiğini zımparaladılar. Korna yerlerini yüksek bırakmışlar sağ olsunlar. Enteresan, güzel, eğlenceli gözüküyor. Direksiyonumuzu da yaptılar. Airbag'imiz de kaplandı. Şuradaki yani direksiyondaki işçilikler, şu köşe dönüşlerinde katlanır vesaire, folyo gibi şey olur. Yani gayet güzel. Sağ olsunlar bana yardımcı oldular. 4 günde bitti. Onların dükkanı da hemen şurada sağ tarafta arkada. Yani pazartesi söktük. Cuma günü... Cafer abi ayarlıyor. Direksiyon takıldı hemen. Ben yetişemedim. Video paylaşayım. Yani daha önceden yaptırdığım kişilerle de hani hiçbir sıkıntı yok. Onların kalitesi de tartışılmaz. Yani benim kaliteden dolayı değil. Bu sefer hani vakit çok dar, bir de kıramadım kendilerini. Ankara'da çözelim dedim. Her yeri tercih edebilirsiniz. Ünal abi gidin de tercih edebilirsiniz. Cafer abi gidin de çok güzel işler yapıyorlar. Yani ellerine sağlık. Bugüne kadar emeği geçen herkesin.
arabayla ilgili yani şu an aslında bir de aşı oldum ben bu arada. Arabayla ilgili de altyapı yaptım ama hani birbirine karıştı. Şu an söylemeyi unuttum bir şey var mı diye düşünüyorum da. İşte. Kendime eziyet etmeyeyim dedim, araya girdim. Bazı şeyler var. Düğmeleri gösteriyorum. Gerçi direksiyon üzerine takılı görüyorsunuz. Fren pedalının kaplaması kötüydü. Onu değiştirdik. Ona girebilirim araya. Bir de sağ tarafta bu gazete gözü diyorlar. Ağlı bir yer var. Orası tüm Mercedes'lerde sarkar. Ona bir çözüm ürettim. Beraber bakalım. Montajda göreceksiniz. Airbag yok. Başka bir direksiyon var. Direksiyonun eskiyen tuşlarını ben yeniledim. Bunların montajını da yapacağız. Buna bir çözüm bulmaya çalışacağım. Başkalaşan yerlerini tespit edeyim. Şuralar herhalde. Bak şu olmuş. Ha yok. Bunu kısaltalım. Öyle bir imkanımız var. Şöyle. Biraz uğraştırdı ama bakın nasıl, ne kadar sık. Mis gibi oldu. Bunun yerine takacağım şimdi. Bir de bu var. Febi. Mercedes Made in Germany. Yani Febi ile Almanya'da üretilen bir el parça markası. Orijinal modeli yani. Yumuşacık. Fren pedalımız. Yani AMG pedal da alınabilir ama çok tercih etmedim. Bir de bunu takacağız. Çılgın solüsyon döküyorlar yerlere. Tuzla değil de. Ya bunu videoya çekmek çok mantıklı değil arkadaşlar. Çekiyorum işte. Febi bu. Gösterdiydim. Febi mi? Hı-hı. Febi al. Abi alüminyum yok muydu? Spor. Şu an için yok. AMG'si nasıl ki? Vardı da almadım. Şimdi araba AMG yani bir girişimimiz yok ya. Var. Geçme şu. Bu zaten hani geçme. Şunun üstüne giydiriyorsun. BMW'deki. Araba için yaptığım çalışmalar böyleydi şu an için. Otomatiği aldım da çok sıcak. 25-24 derece yapayım. Alta yazabilirsiniz. Arabada kaç kullanıyorsunuz? Ben 24 kullanıyorum mesela. Sıcaklığı yaz kış, yani çok yazda tabii indiriyorum ben, yani güneş çok vurdukça. O da bu şekilde. Arabayla ilgili ne yapılacak? Koltuk vesaire, hani Göker Bey gerekeni yapacak. Şu an yeni bir döşeğin inleme istemiyoruz ama bu yarı anilinler işlem görmemiş, taze şey deri olduğu için, savunmasız deri, kullanıldıkça birazcık esnerler, boyları uzar. Sürücü kolunda hafif esneme, genişleme var, hani o görüntü oluyor. Şu an için bir parça değişimi düşünmüyoruz ama Cafer abi de onu da yapıyorlar Mercedes'lerde. Orijinal deriyle o deri parçasını, koltuğunu değiştiriyorlar. Şu an onu düşünmeyiz. Hep soruluyor farlar, stoplar, jantlar, tamponlar. Şu an için onlarla ilgili bir şey düşünmüyorum. İşte yaz gelsin bir bakımlara bakacağız. Mekanik bakımları vesaire ne yapılır, ne edilir. Böyle yolumuza devam ediyoruz. Avukustan ben çok memnun oldum. Hoşuma gitti. Arabayla birbirimize bayağı alıştık. Bu arabayı gerçekten çok sevdim. Yani diğer arabalarımdan farklı bazı açılardan. Çok severek de aldım. Denk gelen bir araba. O yüzden hani AUX'un yerini falan mesela hiç dert etmedim. Yani böyle elden çıkarmayı düşüneceğim bir araba olsa onu böyle saklarım. Hani herkese uyabilecek bir şey, ama bu tam benlik oldu. Ben çünkü şöyle kolumu koyuyorum arabayı kullanırken. Tekel kullandığım zaman mesela şuradan hemen müziği değiştiriyorum. Yani şurası açık oluyor. Müziği değiştiriyorum. Bir de buranın güzelliği şey oldu. Şu ikisi de açık kullanıyor mu mesela giderken? Telefonumu şuraya koyduğum zaman şöyle duruyor. Hani telefon standı gibi oldu şu ikisini açtığım zaman. Ya benim çok işimi gördü. Mesela hani çok seviyorum. Airmatic'ten bir şüphelerim vardı. Hani sonuçta kilometresi var. Bakım Airmatic muhtemelen bizden önce bakımı yapılmış. Büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Onlar Golf ile ilgili de dediğim gibi hani aşırı acele değil. Instagram'dan direkt mesajla bana fiyatını sorabilirsiniz. Özelliklerini biliyorsunuz zaten.
Başka. Böyle bu videoyu yavaş yavaş kapatalım. Bir sürü güncelleme geldi. Yani aklımdaki şeyler çok sevdim dedim ya. 7 ile bu aynı renk. Motor seviyesi de kendi motor seçeneklerinin içinde aynı yerlere denk geliyor. Bir karşılaştıracağım. 212'ye göre de konuşuruz. Talepler var. Bugüne kadar aldığım bir tane o video vardı da kaldırdık başka sebepten dolayı. Talepler var. Bugüne kadar sahip olduğum arabalarla ilgili en sevdiğim, en sevmediğim şeyler. Bu tarz içerikler yapabiliriz. Onlar için de beklemede kalalım diyorum. Video, YouTube'u seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Ama ana motivasyonumuz da şöyle bana anı kalsın. Ben kendimi izlediğim zaman şöyle neler yapmışım, ne yapmışım hoşuma gidiyor. Biraz amaç da o. Biraz da kaliteli bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışalım. Takdir görsün ki biz de kendimizi iyi hissedelim. Boş vaktimizi boşa geçirmiyoruz. Biraz da anlamlı işler yapıyoruz demiş olalım. Amaçlar bunlar. Dediğim gibi saygıdeğer büyüklerim, sevgili küçüklerim, hanımefendiler, beyefendiler ve çocuklar. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.